Ee, e, ve yanı sıra tabii e, İstanbul'da e, yeni e, kaynaklar, yeni alanlar oluşturma e, bundan kastım şu e, gerçekten İstanbul'un e, turizm kenti, bir ticaret kenti olduğu kadar aynı zamanda yaratıcı bir şehir e, olduğunu da ifade etmek isterim çünkü e, insan potansiyeli çok yüksek bir kentten bahsediyoruz ve özellikle yakın coğrafyadaki e, kabiliyetli insanların da yaratıcı insanların da e, bu kentte e, varlıklarını sürdürmeleri adına e, bu şehrin aynı zamanda yaratıcılık noktasında da bir merkez olmasını. E, bu yönüyle de e, özellikle 21. yüzyılın e, yüksek teknolojiye dönük e, yatırımların e, startupupların e, ve birçok e, gelişimin, merkezi İstanbul olması ile ilgili e, hazırlıkları ve altyapıları adımları atıyoruz. E, teknolojiyi e, kentin gündeminden hiçbir zaman düşürmüyoruz ve e, bu durağan dönemi e, akıllı bir kent, e, yeşil bir kent e, olması yönünde de e, ciddi yatırımlar yapıyoruz. E, İstanbul'un akıllı kent e, uygulamalarıyla ilgili önümüzdeki aylarda dünyaya tanıtabileceği birkaç hazırlığımızın olduğunu da buradan ifade edebilirim. Kısacası iki yıllık görev sürem benim Haziran sonunda bitiyor. Ben hani hem ne yazık ki diyim hem de dünyanın iki seçimle göreve gelmiş ilk belediye başkanıyım. Üç ayda iki seçim yaşadım. Dolayısıyla esas göreve başladığım zaman dilimim e, Haziran sonu. Dolayısıyla iki e, ayı sonra iki yıl bitmiş olacak. Ama biz gerçekten iki yıla e, hem şu an ekranda gördüğünüz ekip arkadaşlarım hem de burada olmayan e, ekip arkadaşlarımla e, çok e, ortak akıl, e, birbirini dinleyen, birbirini anlayan e, ve bütün insan birikimini ön planda tutan Hatta sadece 85 bin çalışanımız değil 16 milyon insanımızın da bir linkle bir bağlantıyla bu ortak akıl kabiliyetini kullanabilen bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmayı hedef olarak ortaya koyarak güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Hem hayatı kolaylaştıran hem ekonomik zorluklarla e, boğuşan insanlarımıza katkı sunan ama aynı zamanda dünyayı takip eden e, dünyanın e, ihtiyaçlarını önemseyen e, ve onun bir parçası olan e, ki burada e, dediğim gibi küresel ısınma, iklim değişikliği, e, yeşil bir şehir İstanbul, e, kendi enerjisini üreten kent İstanbul, e, karbon salımını azaltan ve ee, özellikle C40 topluluğuna katıldıktan sonra imzaladığımız 2020 genelgesiyle e, 2050'ye hedefler koyan, 2050'de e, bambaşka bir İstanbul var etme konusunda hedefler koyan e, bütüncül bir kent kimliği kazandırarak e, yolumuza yürüyoruz. E, elbette bunlar olurken bazı tehditlerle de e, uğraşmıyor değiliz. Bizim birkaç konuda e, tehdit e, kenti tehdit eden şeyler var. E, bir tanesi e, deprem konusu İstanbul'da önemli. Buna da dönük büyük bir kentsel dönüşüm e, daha doğrusu insanların binalarını güçlendirecekleri projeleri hayata geçiriyoruz. Yenilenme e, konusunda büyük hamleler yapıyoruz İstanbul'da. E, bu bizim için deprem önemli bir konu. Bunu iyi yönetmemiz lazım. Kentin yapı stoğunu çok güçlendirmemiz lazım. E, tarihi varlıkları korumamız lazım. Biz binlerce yıllık üç imparatorluğa başkentlik yapmış muazzam bir tarih e, kültür varlığına sahibiz ve bunu korumak gelecek nesillere e, bunu aktarmak zorunluluğumuz var. Ben e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendimi bu büyük ve kutsal emanetin bugünkü yöneticisi olarak görüyorum ve bu kavramla hareket ediyorum. Dolayısıyla depremle yapılan bu mücadele hem geçmişten gelen bu mirasın korunması hem de bugünün yaşayanlarının insanların yaşamının korunması anlamında bu tehditle mücadele ediyoruz. Elbette İstanbul adına bir başka tehdit hem yaşamsal hem çevresel, ee, ve de e, aynı zamanda bence geleceğini e, su politikalar açısından her konuda çok ciddi tehdit eden e, merkezi hükümetin projesi olan Kanal İstanbul'la mücadele ediyoruz. E, buna e, bütün bilimsel verilerin ışığında e, karşıyız ve e, umut ediyorum ki e, bunun yapılmasına e, engel olacağız. E, şu ana kadar bir durağan süreç oluşturulmasında bizim toplumu bilgilendirilmemizin de etkin olduğunu görüyorum. Yani İstanbul artık her an her gün şeffaf bilgileri aldığı bir belediyesiyle yönetiliyor. Bu şeffaflık bizim demokratlığımızın en kıymetli göstergelerinden birisidir. İddialı bir söz söyleyeceğim sevgili başkan ve katılımcılara. Ben mesela sorarlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak nasıl anılmak istersiniz diye. Ben de dünyanın en demokrat belediye başkanı olarak anılmak isterim diye ifade ediyorum. Bu kavramları çok hissederek yaşamıma ve hissederek uygulamalarıma entegre ediyorum. Etmeye de devam edeceğim. Ne dersiniz? İstanbul, sizin endişelerinizi biz de tabi paylaşıyoruz söylediğiniz önemli konularda uluslararası sözleşmelerin devamlı gibi konular ama siz nasıl bunları değerlendiriyorsunuz aslında biraz duymak isterim buyurun. Ee, uluslararası anlaşmalar çok kıymetli. Yani aslında benim aklıma uluslararası anlaşmalar deyince iki anlaşma çok öne çıkıyor. Birisi Paris anlaşması sözleşmesi ki çevreye dönük benim için çok önemli bir odak çok kıymet veriyorum ve içinde olmayı çok arzu ediyorum açıkçası bu ülke olarak içinde olmalıyız. Bir diğeri de İstanbul Sözleşmesi özellikle cinsiyet eşitliği, toplumsal eşitlik ve çağdaş bir toplumun var olmasına dönük bir sözleşme. Buna dönük de biz hangi siyasi irade kararı alınırsa alınsın, içinde olduğumuzu ve bütün uygulamalarımızla bunun sıkı bir paydaşı olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu bağlamda her iki şehir adına geçen her iki sözleşme bizim için önemli. Zira Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına yaklaşıyor ve neredeyse neredeyse 100 yıla yakın bir tarih öncesinde hem çağdaş bir toplum hem de dünya barışına önem veren, çevreye önem veren, hem cinsiyet eşitliğine önem veren bir başlangıca imza atmış bir cumhuriyet. Dolayısıyla biz bunu geliştirmekle kendini sorumlu Tutan bireyler olarak görüyoruz, yöneticiler olarak görüyoruz. Bu manada uluslararası sözleşmeler <laughs> bizim için çok çok önemli. İstanbul dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri haline getirmemiz önemli bir başarımız. Bugün de işte İstanbul'da aslında Yeşil İstanbul yolunda yol yürürken kıymetli bir iş birliğine imza attığımızı. E, müjdelemekten e, bütün İstanbul'a bu müjdeyi vermekten e, büyük mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak e, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İBRD diye bildiğimiz e, kurum ile e, değerli bir sözleşme, bir anlaşma e, imzaladık. E, kardeş kentlerimiz e, İzmir ve Ankara'nın e, ardından Yeşil Şehirler Kentsel e, Sürdürülebilirlik Programına 47. üye olarak katılmak bizim için bence inanıyorum ki yine bu topluluk içinde çok önemli bir katılım. Birlikte gerçekleştireceğimiz ilk potansiyel projeyi de önümüze koyarken İncirli, Sefaköy, TÜYAP, Beylikdüzü TÜYAP metro projesi olarak belirledik. Şehrimiz için çok önem taşıyan büyük önem taşıyan e, bu hatta verimli bir işbirliği içerisinde çalışacağımızı ve gelecekte yeşil şehir İstanbul vizyonumuza güç verecek birçok projede birlikte olacağımızı e, ümit ediyoruz. Congratulations. Congratulations. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. İstanbul için büyük bir an, bütün İstanbul sakinleri için büyük bir an ve tabii ki bir yerde için de büyük bir an. Çok teşekkürler.